Aşağıdakilerden hangisi çıkıklarda yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır? Çıkığın yerine oturtulmaya çalışılması, eklemlerin düzeltildikten sonra tespit edilmesi, çıkık olan bölgeye kuvvetli masaj yapılması, bölgenin nabzının, deri renginin ve ısısının kontrol edilmesi. Doğru olanı nedir? D seçeneği arkadaşlar. Çıkık bölgenin nabız, deri ve ısı kontrolünün yapılması. Çıkıkları, kırıkları yerine oturtmaya çalışmıyoruz. Mümkün mertebe tespit ediyoruz. Düzeltmeden arkadaşlar düzeltme yapmıyoruz. Yine aynı şekilde bahsettiğimiz gibi organlar dışarıya çıkmışsa organları da yerine koymaya çalışmıyoruz. Yine masajda yapmıyoruz. Zarar verebiliriz. Yani orada kemikte bir şey varsa kıkırdakta filan daha çok zarar veririz. Kuvvetli masaj özellikle. Şu kısım yanlış, kuvvetli masaj. Şimdi çıkıklara kısaca da değinelim tekrardan. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak. Bakın arkadaşlar. Bu çıkıyor. Çıkın tanım. Eklem yüzeylerinin kalıcı olarak ayrılmasına ne denir? Sorumuz bu. Ne denirmiş? Çıkık. Kalıcı bak. Kalıcı olarak ayrılmasına çıkık denir. Çıkık belirtileri yine ağrı, şişli, işlev kaybı, eklem bozukluğu. Çıkıklarda ilk yardım. Eklem aynen olduğu şekilde tespit edilir. Hareketi engellenir. Mümkün mertebe hareket ettirmiyoruz. Yerine oturtmaya çalışmıyoruz çıkığı. Ağızdan herhangi bir sıvı, katı bir şey vermiyoruz. Bölgede nabız ve deri ısı kontrolü yapılıyor. Arkadaşlar her zaman kuralımız neydi? Kırıklarda, çıkıklarda yerine oturtma, düzeltme gibi işlem yapmıyoruz. Yine yabancı cisim batmışsa yabancı cismi çıkartmaya çalışmıyoruz. Yine herhangi bir organ yaralanmasında organlar dışarıya çıkmışsa yerine koymaya çalışmıyoruz. Bunlar anahtar kelimelerimiz. Geçelim sonraki sorumuza. Kazazedeye sözlü uyaranla ya da hafifçe omuzuna dokunarak iyi misiniz diye sorarak nokta nokta değerlendirilmesi yapılır. Yukarıdakilerden boş bırakılan yere ne yazılmalıdır diyor. Neyi değerlendiririz arkadaşlar iyi misiniz diye sorarak? Dolaşım, bilinç durumu, solunum, hava yolu tıkanıklığı. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki B. İyi misiniz diye bir soru sorarak aslında bilincini kontrol etmiş oluyoruz hastanın. Dolaşımla alakası yok. Yine solunumla alakası yok. Hava yolu açıklığıyla alakası yok. Arkadaşlar temel yaşam desteğinde iyi misiniz diye sorarak ilk aşama zaten bu temel yaşam desteğine geçmeden önce sorulan bir soru bu. Orada da bilinç kontrolüdür. Hatta şurada ben kısaca bahsedeyim. Arkadaşlar bakın sorumuz şu işte, iyi misiniz diyerek bilinç kontrolü yapılıyor. Şunlara da değinelim hazır sayfamızda görmüşken. Bilinci yok ise sert bir zemine, bunu unutmayın sınav sorusu, yanına diz çöküyorsunuz. Boynunu, boğazını saran kıyafetler, kravat olsun, kazak olsun çıkartılıyor. Yabancı cisim ağzından çıkartılıyor. Kısaca temel yaşam desteğinden de bahsetmiş olduk. Çünkü bu iyi misiniz sorusu temel yaşam desteği öncesi yapılan bir uygulama. Bilinç kontrolü için yapılıyor. Geçelim sonraki sorumuza. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın, benim için önemli. Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmına yazın videonun. Mutlaka cevaplıyorum. Soruya geçelim. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı bir ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağı indirme. Arkadaşlar dış kanama neydi? Kanamanın dışarıya doğru olduğu kanamalar. Bir de iç kanama var. O da kanamanın içeri doğru olduğu kanamalar. Dış kanamalarda kanı görürüz ama iç kanamada göremeyiz. Şimdi ilk dış kanamada hangisi hatalıdır diyor. Kanayan bölgeyi aşağı indirmek, kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırmak, uzuv kopması varsa turnike uygulamak, kanayan yere en yakın basınç noktalarına baskı uygulamak. Baskı uygulamak doğru mudur? Kan durdurma yöntemi evet. Turnike yine kan durdurma yöntemidir. Kanayan yer üstünde yine baskı uygulamak bezle. O da doğru bir yöntemdir. Kanayan bölgeyi aşağı indirmek kanamada yanlış bir yöntemdir. Bu kanamayı arttırır arkadaşlar. Doğru cevabımız o zaman hatalı olan aradığımız için A seçeneğidir. Şimdi dış kanamalarda ilk yardım nedir? Kısaca ona da değinelim. Yaralı sırt üstü yatırılır. Durum değerlendirilmesi yapılır. Kanayan yer üzerine temiz bir bezle bastırılır. Bakın. İkinci bir bez koyulur. Durmazsa daha fazla baskı uygulanır. Basınç uygulanır. Yine arkadaşlar kanayan bölge yukarıya kaldırılır. Biz de bunu yanlış yapmışlardı. Aşağı indirilir demişlerdi bizim sorumuzda. Yine turnike de uygulayabiliriz kanayan bölgeye. Zaten arkadaşlar kanamalarla ilgili bir de şunlar var. Dış kanama, iç kanama, işte kılcal damar kanaması, toplar damar kanaması. Yine bunlar da ara ara çıkıyor. Hızlıca değineyim çünkü daha önceki sorularda anlattım. Fakat şuraya değinmek istiyorum. Atar damar kanaması açık renkli. Bakın ikisi de A ile başlıyor. Toplar damar koyu. Kılcal damarda sızma şeklindeki olan kanamalardır. Sonraki sorumuza geçelim. Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir. A. Öfke, B. Sabır, C. inatlaşma, D. Aşırı tepki. Önümüzde bir araç yol kenarına park ediyor. Biz de onu bekliyoruz. Bu durumda bizde hangi duygu vardır diyor. Tabii ki doğru cevabımız B seçeneği arkadaşlar, sabır. Yine bununla ilgili bir soru daha çıkıyor. O da trafikte kırmızı ışık, yeşil ışık, sarı ışık yanmadan hemen kornaya basması bu kişinin hangi özelliğe sahip olduğunu gösterir diyor. Sabırsız olacak o sorunun cevabı da. Yalnız burada eğer diğer arkadaşı bekliyorsak sabırlı olduğunu gösteriyor. Doğru cevabımız B seçeneği. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir? Polen filtresinin, fren hidroliğinin, araç lastiklerinin, soğutma suyunun. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız polen filtresi. Yani polen filtresi neydi? Klimanın filtresi. Neye amaçlıyor? Klimanın içerisinden gelecek tozları engelliyor. Fren hidroliği belli kilometre ya da yılda değiştirilir. Araç lastikleri yine ihtiyaç olması durumunda değiştirilir. Ya da raf ömrü vardır. O zamanlarda değiştirilir en kötü ihtimal. Yine soğutma suyu da onun bir derecesi var. Ölçer cihazla usta. Eğer gerek görürse değiştirir. Yani rutin bakımlarda gerek görmez değiştirilmesine. Bazen 2 yıla bir, bazen 3 yıla bir aracın kullanımına göre değişir soğutma suyunun değişme süresi. Fakat polen filtresi, yağ filtresi, bu filtrelerin her bakımda değiştirilmesi gerekiyor aracın sağlığı için. Geçelim sonraki sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri trafik adabına sahip bir sürücü için söylenebilir? Trafik adabı sorumuz. 1. Trafikteki bütün kuralları nedenini öğrenir. Bu doğru mudur? Doğrudur arkadaşlar. Tek tek okuduktan sonra dönmeyelim, biraz uzun. Direkt doğru yanlış diye işaretleyerek gidelim. Nedenini öğrenmeniz lazım arkadaşlar. Sağa dönüş yasak ama neden yasak? Veya sinyal vermek yasak ya da korna kullanmak yasak bu bölgede ama neden yasak, nedenini bilmemiz gerekiyor. Adaba sahip bir kişi için önemli bu. 2. Araç kullanırken yapacağı bir kural ihlalinin sonucunda sadece maddi ceza olduğunu düşünmek. Doğru mu? Hayır arkadaşlar, sadece maddi ceza ile bitmiyor bu iş. Bazen kendi ailemizden veya başka yabancı birinin hayatını riske sokabiliriz. Riske atabiliriz. Sadece cezayı öder kurtulurum doğru bir düşünce değil. Trafik adabına uymaz. 3. Trafik içinde yapacağı bir kural ihlalinde kendisinin ya da sevdiklerinin canına tehlike attığının farkında değildir. Bu da trafik adabı olan kişiye yakışmayan bir davranıştır. Yine doğru değildir. O zaman doğru olan davranışımız nedir? A seçeneği sadece 1. Sonraki soruya geçelim. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambası yanıyor olması neyi bildirir? Uyarı lambamız şu. Bu uyarı lambasının anlamı nedir diyor. Lastik basıncının düşük olduğunu, el freninin çekili olduğunu, sis lambalarının yandığını, fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız arkadaşlar bu. D seçeneği. Burada cevabımız. Geçelim sonraki sorumuza. Yaz aylarında kış lastiklerinin kullanılması aşağıdakilerden hangisine neden olur? Aracın maksimum hızının artmasına, lastiklerin daha çabuk aşınmasına, fren sisteminin arızalanmasına, yakıt tüketiminin azalmasına. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki B seçeneği. Kış lastiklerinin dişleri daha farklı arkadaşlar. Kara uygun, buza uygun. Yazın asfalta uygun değildir. Dolayısıyla erir, çabuk erir. Kış lastiğini yazın kullanırsanız. Bu da aşınmaya sebep olur. Doğru cevabımız B seçeneği. Lastiklerle ilgili bilmemiz gereken birkaç husustan daha bahsedeyim. Arkadaşlar bildiğiniz üzere lastikler çok şişirilirse orta kısımdan aşınması orta kısımdan olur. Az şişirilirse yanlardan olur aşınma. Onun haricinde lastikle ilgili bunları bilmeniz da yardımcı olur size. Aklıma gelirse daha sonraki sorularda da bahsederim lastikle ilgili. Şimdi geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi geçiş üstünlüğüne sahip araçların sürülmesine ilişkin esaslardan biri değildir? Bu araçlar görev halinde iken geçiş üstünlüğü hakkına sahiptirler. Evet, önemli. Görev hali dışında bu haklarını kullanamazlar. Bu önemli bir mesele. B. Bu hak halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak, ışıklı ve sesli uyarı işaretlerini bir arada vermek şartıyla kullanılır. Bu da çok önemli arkadaşlar. Ambulans ya da itfaiye geçiş üstünlüğüne sahip fakat bu hakkı başkalarının canına ve malını tehlikeye sokarsa kullanamaz. Şu özellikle önemli, bu sınavda çıkar. Buna dikkat edelim. C. Emniyet ve asayiş işlerinde kullanılan boyama şekilleri, ayrım işaretleri bulunmayan araçlar anında sökülüp takılabilen ışıklı ihbar cihazı bulundurmak zorundadırlar. Sivil araçlardan bahsediyor. Bu da doğru. D. Bu araçların görev hali dışında geçiş üstünlüğü, işaret ve hakkını kullanmalar serbesttir. Doğru mudur? Hayır, yanlıştır. Biz de yanlış olan arıyoruz zaten, değildir demiş. Az önce de söyledim. Bu haklar sadece görev anında. Yani polis gidip arabayı yıkatmaya gidiyor mesela. Orada geçiş üstünlüğünü kullanabilir mi? Hayır. Sadece görev mahallinde kullanacak. Unutmayalım. Geçelim sonraki sorumuza. Kazaya karışan veya olay yerinden geçmekte olan kişiler hangilerini yapmakla yükümlüdür? Maddi hasarı tespit etmek, alakası yok, o oradan geçen kişi zorunda değil bununla ilgilenmek. Olayı zabıta ve sağlık kuruluşuna bildirmek zorundasınız. Kaza yerinde usulüne uygun ilk yardım tedbirlerini alacaksınız. Gerekirse ilk yardım yapacaksınız. Yetkililer isterse en yakın sağlık kuruluşuna yaralıları götüreceksiniz. Doğru cevabımız nedir? D seçeneği. Arkadaşlar, yetkililer isterse götüreceksiniz. Yani bakın, hayati tehlike varsa yok benim arabam kirlenir şu bu gibi şeyler olmaz. Zaten olacağını da düşünmüyorum ama bir hatırlatayım dedim. Geçelim, gelsin sonraki sorumuz. Kaza anında araç dışına fırlama riskini azaltmak için araçlarda bulunan güvenlik sistemi hangisidir? ABS, ASR, emniyet kemeri, hava yastığı, fırlama diyor arkadaşlar. Tabii ki cevabımız bu nedir? Emniyet kemeri, C seçeneği. Bu nedir peki? Hava yastığı. Hava yastığı da bir güvenlik önlemidir arkadaşlar. Bunu da sorarlar sınavda. Unutmayın. Bunlar güvenlik önlemidir. Kaza anında yaralanmayı, ölüm riskini en aza indirmek için kullanılır. O şekilde sorarlar. Sonraki sorumuza geçelim. Arkadan çarpma şeklindeki trafik kazalarının en önemli sebebi hangisidir? Takip mesafesi kuralına uyulmaması, görüş mesafesinin kötü olması, öndeki aracın durması, havanın yağışlı olması. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Arkadaşlar, bir arabaya arkadan çarpıyorsanız takip mesafesine uymadığınızdan dolayıdır. Hocam ama öndeki araç da ani fren yaptı. Arkadaşım, yapabilir öndeki araç ani fren. Belki de onun da önüne ani bir insan çıkmıştır, hayvan çıkmıştır. Ani fren yapmak zorunda kalmıştır. Trafik kanunu bize ne diyor? Tüm bu ihtimalleri düşünerek önündeki araçla mesafeyi koru diyor. Nasıl koruyacağız mesafeyi? İşte şurada anlatacağım şekilde. Hızınızın yarısı kadar. Arada metre bırakacaksınız. Yani 50 ile gidiyorsanız 25 metre mesafe bırakacaksınız. 100 ile gidiyorsanız 50 metre mesafe bırakacaksınız. 60 ile gidiyorsanız 30 metre mesafe bırakacaksınız. Eğer bu standart mesafeyi bırakırsanız öndeki araç ani fren bile yapsa siz kurtarabilirsiniz. Çarpmadan bu durumu. Zaten o hesaplanmış bir durum arkadaşlar. Takip mesafesi neymiş? Öndeki hızımızın yarısı. Tek bir istisna var. Sınavda da çıkar. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda bu hız en az 50'dir. Bu mesafe. Yani tehlikeli madde taşıyan araç 50 ile gidiyor. Öndeki araçla kaç metre mesafe bırakacak? 50'yi 2'ye bölelim 25. Diyebilir miyiz? Hayır. Niye diyemeyiz? Çünkü orası en az 50. Unutmayın bunu. Sık sınavda sorarlar. Bir de sınavda şunu soruyorlar takip mesafesiyle ilgili. Kol ve grup halinde seyreden araçlar, yani konvoylar filan, takip mesafesinden az olmamak kaydıyla. Bakın, takip mesafesini zaten koruyacaksınız. Başka araçların güvenle araya girip çıkacağı kadar boşluk bırakmalıdır. Bu da bir sınav sorusuydu aynı zamanda. Sonraki sorumuza geçelim. Şekilde iki yönlü ve 3 şeritli karayolu bölümünde seyreden araçlar gözükmektedir. Arkadaşlar 3-4 tane araç var. Yol çizgilerine göre hangi numaralı araç hatalı sollama yapmaktadır? Yol çizgilerimiz neler? Düz çizgi, kesikli çizgi. Düz çizgi neydi? Sollama yapılmaz. Kesikli çizgi ne? Sollama yapabilirsiniz. Şimdi inceleyelim. 3'te var mı bir hata? Evet, var. Niye var? Çünkü arkadaşlar bakın burası düz çizgi. Burada sollama yapılmaz. Hele ki zaten 2 numara sollamaya çıkmış. Bu durumda hiç yapılmaz. Yani 3'te bir hata var. 3 hatalı olabilir. 3 hatalı. Hatalı olanları yazalım. 2'ye bakalım. 2'de bir hata var mı? Var. Çünkü bakın düz çizgi var. Düz çizgi olduğu halde sollama yapmış. 2'de de bir hata var. 1'de bir hata var mı? Bir sollama yapmıyor. Yoluna düz devam ediyor. Bir sıkıntı yok. 4'te bir hata var mı? O da yoluna devam ediyor. Onda da bir sıkıntı yok. Doğru cevabımız ne? 2 ve 3. Düz çizgi olduğu halde burada bakın görüyorsunuz sollama yapmışlar. Burada sollama yapılmaz. Düz çizgi, şerit çizgisi. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi atardamar kanamalarının özelliklerindendir? Kanamanın sızıntı şeklinde olması, kanın koyu renkli ve küçük kabacıklar şeklinde akması, açık renkli kanın kalp atımlarıyla uyumlu olarak kesik kesik akması, kanamanın fışkırma olmadan akması ve kısa sürede durdurulması. Doğru cevabımız nedir? Tabii ki C seçeneği. Atardamar. Arkadaşlar şu A ile başlıyor. Şu da A ile başlıyor. Açık renk. Şimdi kanama çeşitlerine bahsedelim. Çıkıyor sınavda çünkü. Arkadaşlar bakın. Kanamalar iç kanama, dış kanama olarak ikiye ayrılıyor. Dış kanamalar kanın dışarıya doğru aktığı kanamalar. İç kanamalar kanın vücuda doğru, vücudun içine doğru aktığı kanamalar. Görünmez arkadaşlar bunlar. Bir de doğal deliklerden olan kanamalar var. Şimdi arkadaşlar şunu soruyorlar. Kılcal damar kanaması sızma şeklindedir. Bakın önemli belirgin özellikleri bu. Kolayca durur, üzerine pansuman yapıp yukarı kaldırmakla durdurulabilir. Şu kılcal damar. Toplar damar kanaması arkadaşlar bakın koyu kırmızı. En önemli özelliği. Bunu bilmeniz önemli. Koyu kırmızı renktedir. Sızar taşar biçimindedir. Bakın koyu kırmızı. Toplar damar, atar damar A ile başlıyor. A ile açık renktedir. Bunları bilmeniz soruyu doğru yanıtlamanıza yol açar. Arkadaşlar bir de kanamalarla ilgili şöyle bir şey var. Kanamalarda ilk yardım. Kısaca değinelim. İlerlerde detaylandırırız yine. Arkadaşlar kanamalarda bildiğiniz üzere kanamaları kalp seviyesinden yukarı tutmaya çalışıyoruz. Mümkün mertebe aşağı tutarsak kanama artar. Bir de turnike uygulama var. Bir de basınç uygulama var arkadaşlar. Yine basınç uygulama noktaları var. İleride değineceğiz. Turnike de yine aynı şekilde ileride değineceğimiz bir başka konu. Şimdi kısaca kanamalarla ilgili bunları bilmeniz yeterli. Takip edin, izleyin. Arkadaşlar videoları beğenmeyi unutmayın sizden ricam. Kanala abone değilseniz abone olun. Abone olmak ücretsiz bu arada. Geçelim sonraki sorumuza. Kaza sonrası solunumun durması, yangın tehlikesi, patlama gibi tehlikeli durumların olasılığı mevcut ise kazazeden omuriliğine zarar vermeden araçtan çıkarılmasında kullanılan teknik. Kişiyi araçtan çıkartacağız. Omuriliğe zarar vermeyeceğiz. Temel hedefimiz bu. Şıklarımıza bakalım. Rentek manevrası, itfaiyeci yöntemiyle omuzda taşıma, ayak bileğinden sürükleme yöntemi, koltuk altından tutarak sürükleme yöntemi. Doğru cevabımız nedir? A seçeneği. Arkadaşlar araçtan çıkartmada kullanılan soru olarak karşımıza gelen yöntem rentek manevrası. Unutmayın kişiyi araçtan çıkartırken rentek manevrası kullanacağız. Karşımıza bu gelir arkadaşlar. Amacımız nedir rentek manevrasından kasıt? Omuriliğe zarar vermemek. Şimdi rentek manevrasının fotoğrafını da koyayım. Sınavda çıkıyor çünkü. Arkadaşlar şu fotoğraf işte rentek manevrası. Yine bu fotoğraf sınav sorusundan aldığım bir fotoğraf. Bu da rentek manevrası. Kişiyi araç içerisinden çıkartırken kullanılan yöntemdir. Amaç nedir? Omuriliğe zarar vermeden yaralıyı araçtan çıkartmaktır. Rentek manevrasının burada aşamaları şeyleri var. Uzamasın diye okumuyorum. Siz okursunuz ekran fotoğraf alıp. Geçelim sonraki sorumuza. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluşan kısa süreli yüzeysel bilinç kaybı. Kısa süreli. Koma, bayılma, sara krizi, ateşli havale. Doğru cevabımız ne? Bayılma arkadaşlar burada bayılmayı tarif ediyor. Kısa süreli ve yüzeysel geçici bilinç kaybıdır. Unutmayın bayılma budur. Yine komayı filan ileride tarif edeceğiz. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi delici karın yaralanması olan kazazedeye yapılması gereken ilk yardım uygulamalarından değildir? Bilinç kontrolünün yapılması, yaşam bulgularının sık sık izlenmesi, dışarı çıkan organların içeri sokulmaya çalışılması, bilinci yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacakları bükülmüş olarak yatırılması. Yanlış olan hangisi? A doğru. Yaşam bulgularının izlenmesi doğru. Bacaklarını bükülmüş yapması doğru. Organların içeriye sokulması yanlış bir uygulamadır. Arkadaşlar herhangi bir organ dışarıya çıkmışsa içeriye koymaya çalışmıyoruz. İkinci bir zararı verirsiniz. Yine aynı şekilde herhangi bir cisim battığında da insanın vücuduna o cisimlerini de çıkartmayın. O da yine sınavda geliyor. Çıkartmayıp sabitliyoruz. Mesela bir demir battı bir kişinin bir yerine. O demiri çıkartmıyoruz. Sabitliyoruz mümkün mertebe. Hareket etmesini engelliyoruz demirin. Etrafını sarabilirsiniz. Yine organlarda da içine koymaya çalışmayın tekrar yerine. Şimdi delici karın yaralanmasını sormuştu soru bize. Evet delici karın yaralanması. Bu konuyla ilgili şunlara da değinelim kısaca. Bilinç kontrolünü yapıyoruz. Yaşam bulgularını kontrol ediyoruz. Tüm yaralanmalarda bunlar var. Bak şurası işte önemli olan. Dışarı çıkan organlar içeri sokulmaya çalışılmaz. Gördün mü can alıcı noktaya? Üzerine geniş ve nemli bir bezle örtülür üzeri. Bakın şu da çıkıyor. Geniş nemli bir bezle örteceksiniz organları. Bilinç yerinde ise sırt üstü pozisyonda bacaklar bükülmüş olarak. Isı kaybını önlemek üzere üstünde örtebilirsiniz. Ağızdan yiyecek içecek asla vermiyorsunuz. Bakın arkadaşlar yaşam bulgularını izliyorsunuz. Arkadaşlar yaralanmalarda kan kayıplarını yani ağızdan yiyecek içecek vermiyoruz ilk yardımda. Bunları da bilmemizde fayda var. Sonraki sorumuza geçelim. Değerli arkadaşlar videoyu beğenin, kanala abone olun. Tekrar söylüyorum çünkü bu beğeniler ve aboneler benim için motivasyon kaynağı. Ne kadar çok beğen, ne kadar çok abone olursa o kadar daha fazla video çekme imkanım olur. Motivasyonum artar. Geçelim sorumuza. Karayollar trafik yönetmeliğine göre gerekli hallerde kamyon, kamyonet, römork ve yarı römorklarda yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarda yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan değildir? Kasa kapaklarının 70 santim yükseklikte olması, kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması. Bu önemli arkadaşlar. Kapak kapalı olacak yolcu taşıyorsanız, eşya taşıyorsanız. Yolcuların kasa içerisinde ayrılacak ayrı bir yere oturtulacaksınız. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş, bağlanmış olması. Yolcuları yüklerin üzerine bindirmiyoruz. Bu yanlış. Bakın. Cevabımız A seçeneği burada. 70 santim yüksekliğinde olması diye bir şartımız yok. Geçelim sonraki sorumuza. Basit bir soru. Park sorusu. Şekildeki park etme bilgi levhalarına göre hangi numaralı araçlar yanlış park etmiştir? 1, 2, 3, 4 hangisi? Şu levhaya bakalım. Doğru cevabımız tabii ki A seçeneği. A seçeneğindeki 3 numaralı araç parkı yanlış etmiştir. Çünkü bu işaret levhasına göre doğru park paralel parktır. Şimdi bununla ilgili karşımıza şu çıkar genel olarak. Bakın arkadaşlar az önceki soru buydu. Bak burada bu yanlış park etmiş. Şu işarete baktınız mı? Burada 3 yanlış park etmiş. Bunlar doğru. Bu şekilde bir bazen de çıkar. Bu şekilde olursa da bu doğru 3. Şunlar yanlış. Bak çarpı koydum başına. Bu iki sorudan aldığım görsel. İki farklı çıkmış ehliyet sınav sorusundan aldığım görsel. Genelde bunun ikisini sorarlar. Bu park etme ile ilgili sorarlarsa. Bir de arkadaşlar park etme demişken şuna da bir göz atalım hemen. Park etmenin yasak olduğu yerler var. Hazır park etme konusuna girmişken onu da anlatayım kısaca. Çıkıyor çünkü. Bakın arkadaşlar en önemli şey yangın musluklarına 5 metre. Unutmayın bu rakamlar dahi önemlidir. Geçiş üstünlüğü araçların park ettikleri yere bu yerlerin giriş çıkışlarına 15 metre mesafe. Duraklara 15 metre. Bakın duraklara 15 metre. Garaj, park, sinema, atölye, işhane, okul, tesis girişlerinin kapılarına 5 metre. Alt, üst geçit ve köprülere 5-10 metre mesafede. Unutmayın çıkıyor. Özellikle şu yangın musluğu. Otobüs durağı bir de alt üst geçit mesafesi çıkıyor sınavda. Şu da park etmek yasak işareti. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir? Araç, gösterge panelinde cam rezidans lambasının yanması, araçtan yanık kablo kokusu gelmesi, klimanın yeteri kadar serinletmemesi, araç yakıtının arızalanması. Değerli arkadaşlar, inceleyelim. Cam rezidansı çok önemli değil. Derhal durmanızı gerektirmez. Klimanın serinletmesi hiç alakası yok bu durmakla. Yakıtın azalması da durmanız gerekmiyor. En yakın yakıt istasyonuna gitmeniz gerekiyor aksine. Fakat araçtan yanık kablo kokusu gelirse ciddi bir yangın tehlikesi olabilir. Derhal durmanız, kontağı kapatmanız gerekir. Şimdi arkadaşlar, bu derhal durma demişken karşımıza bu derhal durma konusunda şunlar geliyor. Araç seyir halindeyken gösterge panelinde aşağıdaki ikaz ışıklarından, yani şu ışıklardan herhangi biri yanarsa, bu neydi? Akü ışığı, bu neydi? Yağ lambası, bu da hararet lambası. Bak, hararet lambasını şuradan anlayabilirsiniz. Bu üçünden biri yanarsa araç hareket halindeyken derhal durup kontağı kapatmayı gerektiren durumlardandır. Sınavlarda çok çıkar, ehliyet sınavında, onun için bunu bir konu olarak ele aldım. Ayrıca yakıt kokusu alındığında ya da yanma, kablo yanığı kokusu alındığında aracı derhal durdurup kontağı kapatmanız gerekiyor. Bunlar önemli notlar, sıkça çıkar ehliyet sınavında. Gelsin sonraki sorumuz. Seyir halindeyken gösterge panelinde şekildeki ikaz ışığının yanması durumunda aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır? Şu ışığın yanması durumunda diyor. Araç ışıkları açılıp kapatılmalıdır. Hız azaltılarak sürüşe devam edilmelidir. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak yola devam edilmelidir. Araç güvenli bir şekilde durdurulmalı ve aracın kontağı kapatılmalıdır. Arkadaşlar, bu işaretimiz ne? Yağ lambası. Yağ lambası yandığında biz ne yapıyoruz? D seçeneğindekini yapıyoruz. Yağ lambası demek tehlike demek. Yani arıza büyük olabilir. Bu durumda aracı güvenli bir şekilde durdurup kontağı kapatıyoruz. Arkadaşlar, bu husus önemli. Bununla ilgili şuradan kısaca bir bahsedeyim. Arkadaşlar, aracın seyir halindeyken şu ışıkların yanması gösterge panelinde, bakın 3 tane ışığımız var. Şu da birbirinden farklısı. Neyi gerektirir biliyor musunuz? Aracı derhal durdurup kontağı kapatmayı gerektiren ışıklar sınavda çıkıyor. Akü lambasının yanması, yağ lambasının yanması, bu da yağ lambasının yanması. Bunu yanlış koymuşuz arkadaşlar. Şu hararet lambası olacaktı biri. İkisini aynı koymuş bulunuyorum, artık yanlış olmuş. Bu üç işaretin, akü, yağ ve hararet işaretini görürseniz aracı derhal durdurmanız gerekiyor. Yine aracı derhal durdurmanız gereken hususlar var. 2 tane daha burada. Yakıt kokusu alındığında, yanma kokusu alındığında, yanık kokusu. Araç durdurulmalı, aracın kontağı kapatılmalıdır. Yine bunlar da önemli. Basit bir motor sorusu. Hızlıca yapıp geçelim. Çok da üzerinde durmayalım bu sorunun. Yağmurlu havalarda sileceklerin camı yeteri kadar silmemesinin sebebi hangisidir? Havanın serin olması, silecek lastiklerinin eskimesi, cam suyu seviyesinin azalması, silecek motorunun yavaş çalışması. Arkadaşlar, silecek lastikleriniz eskiyse yeteri kadar temizlemez, gıcır gıcır ses yapar. Onun için silecek lastiklerini uygun aralıklarla değiştirmek faydalıdır. Geçelim hızlıca. Motor yağının zamanında değiştirilmemesi aşağıdakilerden hangisine neden olur? Motorun verimli çalışmasına, aracın daha yavaş gitmesine, akünün daha çabuk bitmesine, motordaki aşıntıların artmasına. Arkadaşlar, yağ bakın, karıştırmayın. Eğer değiştirilmezse, motor yağını ne zaman değiştiriyoruz? Yıllık bakımlarda. Motorun verimli çalışmasına neden olur mu? Hayır. Verimsiz çalışmasına neden olur. Şu olumlu ya da olumsuz olmasına dikkat edin. Cevabımız bu değil. B seçeneği, aracın daha yavaş gitmesine mi sebep olur? Hayır. Alakası yok. Akünün daha çabuk bitmesi, aküyle alakası yok yağlama sisteminin. Motordaki aşıntıların artmasına neden olur. Evet, doğru cevabımız bu arkadaşlar. Motor yağının değiştirilmemesi motor yağının özelliğini kaybetmesine sebep olur. Motor yağı da özelliğini kaybederse aşıntılar artar. Şimdi yağlama sistemi ile ilgili karşımıza gelebilecek şunlar var. Onlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar, yağlama sistemi dediğimizde aklımıza şu gelsin. Yağ filtresi, yağ işareti, yağ çubuğu. Bunlar yağlama sisteminin en temel parçaları. Arkadaşlar yağlama sistemi çok uzun bir sistem. Ama ben burada ehliyet sınavında çıkabilecek en özet halini anlatıyorum size. Şimdi okuyalım. Motor yağı sürtünen yüzeylerin aşınmasını önler. Ayrıca motorun içerisinde çalışan parçalar temizler. Bakın sürtünmeyi, aşınmayı önlüyor. Parçalar temizliyor. İki temel görevi var motor yağının. Şimdi burada da tekrar yazmışız. Sürtünmeyi önler, aşınmayı önler. Yağ filtresi, şu gördüğünüz filtre pisliği temizliyor. Parçadaki ısıyı alarak motorun soğumasına yardımcı oluyor. Yine aynı şekilde yağ. Motorun içerisindeki yağ. Motor yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan çubuğumuz şudur. Özel işareti bulunan çubuk. Bunu sorarlar sınavda. Motor yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan parçanın ismi nedir derler. Neymiş? Yağ çubuğu. Gelsin sonraki sorumuz. Değerli arkadaşlar, videoları beğenin, kanala abone olun, sizden ricam. Benim motivasyonum için önemli. Ben motivasyonu sizin beğenilerinizden, abone sayılarından alıyorum. Lütfen sizden ricam, bunu esirgemeyin. Bakın hiçbir karşılığı yok yaptığımız videoların. Herhangi bir ücretsiz yayınlıyoruz zaten. En azından siz de beğenirseniz Instagram'dan takip edin. Uygulamamız var. Uygulamamızı indirin. Uygulamamızın içerisinde deneme sınavları, çıkmış sorular, çıkabilecek sorular yer alıyor. Mutlaka ama mutlaka indirin. Uygulamanın linkini, Instagram adresinin linkini videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Mutlaka ama mutlaka indirin, tavsiye. Çok faydasını görürsünüz. Soruya dönecek olursak, şekle göre bir numaralı araç sürücüsünün hangisini yapması yanlıştır? Bir hangisi? Önce onu tespit edelim, bu. Hızını azaltması doğru mu? Doğru. Çünkü tepe üstü burası arkadaşlar. İlerisi görünmüyor. Öndeki aracı geçmesi? Evet, yanlış, kesinlikle yanlış. Niye? İlerisi görünmeyen yer. Bir de zaten şu düz çizgiden de anlayabiliriz. Öndeki araç geçilmez. Burada sollama yapılmaz. Şerit çizgilerinde düz olursa ne oluyordu? Sollama yasak. Takip mesafesini arttırması doğru. Duraklama yapmaktan kaçınması doğru. Köprü üstlerinde duraklama yapılmıyor. Burası galiba bir köprü ya da viyadük olabilir. Tam belli olmuyor. Fakat doğru cevabımız B seçeneği. Öndeki aracı geçmesi yanlıştır burada. Şimdi sollamanın yasak olduğu yerler nereler? Madem öndeki aracı geçmesi yasak, onlardan bahsedelim. Bu sınavda çıkıyor. Arkadaşlar dönemeçlerde görüşün yeterli olmadığı, bak soru işte. Sorudaki ana nokta buydu. Tepe üstü. Bizim sorumuz neydi? Bakın burası bir tepe. İlerisi görünmüyor. Okul geçitlerinde çok önemli. Yaya geçitlerinde sollama yapılmaz. Önemli. Kavşaklarda ve kavşak yaklaşımlarında önemli. Ondan sonra demiryolu geçitlerinde yine aynı şekilde önemli. Tünellerde, köprülerde öndeki araca geçilmez. Önemli. Tabi bir şerit bulunan, iki yönlü yola sahip köprü ve tünellerde. Onu da unutmayın. Kısaca bunlar sollamanın yasak olduğu yerler. Geçelim sonraki sorumuza. Belirtilen yerlerde hangisi yasaktır? Trafik işaretleriyle yasaklanmış olan yerlerde belirlenmiş yangın musluklarına her iki yönden 5 metre. Arkadaşlar bu 5 metre önemli. Yerleşim yeri içerisinde kavşaklarla bağlantı yollarında 5 metre. Mesafe içinde durum ne yasaktır? Duraklamak. Cevabımız B seçeneği, duraklamak. Şimdi duraklamak demişken, hazır bu yasaklardan 5 metreden bahsetmişken, buralarda duraklamak yasaktır arkadaşlar. Duraklamaktan bahsetmişken, duraklamadan şunlardan bahsedelim. Çıkıyor çünkü sınavda. Yangın musluklarına 5 metre. Unutmayın. Geçiş üstüne sahip araçların giriş çıkışlarına, yani ambulansın giriş çıkışına 15 metre. Duraklara yine 15 metre. Okul kapılarına, işte bahçe, sinema, fabrika kapılara 5 metre. Alt ve üst geçit köprülere 10 metre mesafede park etmek yasaktır. Bu da önemli. Çıkar sınavda. Geçelim sonraki sorularımıza. Güzel bir soru. Şekildeki gibi kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması. Arkadaşlar bu araçların ikisi geçiş üstünlüğüne sahip, ikisi normal araç. Şurada ana yol lefası var. Burası ana yol. Burada tali yol, yol ver lefası var. Burası tali yol. Şimdi bunları halledelim. Öncelikle 3-4 sonra geçecek. 1 ile 2 hangisi önce geçecek? Buna bakacağız. İtfaiye ile polis karşılaştığında hangisi önce geçecek? Arkadaşlar geçiş üstünlüğüne sahip araçlarda lefalara bakmıyoruz. Orada hayati önem sıralaması arz eder. Burada tabii ki öncelikle kim geçecek? İtfaiye geçecek. Sonra polis geçecek. Bunun ikisiyle işimiz bitti. Bunun sıralamasını anlatacağım şimdi. Niye önce iddiaya geçti? O cepte, o beklesin. 3 ile 4 arasında hangisi geçecek? 3 ana yolda, 4 tali yolda olduğu için önce 3 geçecek. Çünkü 3 ana yolda, burası ana yol. 4 de tali yol, o da 4 geçecek. Cevap A seçeneği. Şimdi gelelim niye polisle itfaiye. Bunu anladınız değil mi? 2 ile 3 ile 4 arasındaki sıralamayı. Burası ana yol olduğu için bu otobüs önce geçti. Şimdi peki itfaiye mi önce geçti, polis mi? Şurada hemen geçiş üstüne sahip olan araçlara bakalım. Burada arkadaşlar yazdım. Bunlar okuyun siz. Fakat benim için önemli olan şurası bu soruda. Cips kuralı var. C, I, B, S. Karşılaştığında bu araçlar önce can kurtaran, sonra itfaiye, sonra polis, sonra sivil savunma aracı geçer. Can kurtaran yani ambulans. Bizde karşılaşma hangisi arasında olmuştu? İtfaiye ile polis. Hangisi önce geçer? İtfaiye. İşte sıralamada ondan dolayı önce itfaiye geçer dedik yukarıdaki soruda. Geçelim sonraki sorumuza. Sürücünün aşağıdakilerden hangisini yapması kural ihlali sayılır? Bakalım. 3 şeritli ve 2 yönlü yollarda sağ şeritten gitmesi. Bu doğru bir davranış. Aracın cinsine, hızına uygun şeridi kullanması. Bu da doğru bir davranış. Kamyonsanız, tırsanız solu kullanmayacak, sağ kullanacaksınız. Ona uygun şeridi kullanacaksınız. C, geçme dönme gibi mecburi haller dışında şerit değiştirmesi. Evet, cevabımız bu. Bu davranış doğru değil. Arkadaşlar şeridimizi mecburi haller dışında değiştirmiyoruz. Şeridimizde stabil devam ediyoruz. Yani sollama yaparken sol şeride geçebilirsiniz tabii ki. Bu tür durumlarda mecburi durumlardır. Onun dışında şerit değiştirmek, slalom yapmak doğru bir davranış değildir. D'ye bakalım. Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte bulunan araçların güvenli geçişlerini, bu da doğru bir davranış. Burada yanlış olan C seçeneği. Dolayısıyla kural ihlalidir C seçeneğindeki işlemi yapmak. Geçelim sonraki sorumuza. Yetişkin bir kazazedenin solunum yapıp yapmadığı bak, dinle, hisset yöntemiyle kaç saniye kontrol edilir? 10, 20, 30, 40. Doğru cevabımız. Evet arkadaşlar, tabii ki A diyenler doğru yanıtladı. Temel yaşam desteği ile ilgili çıkabilecek birkaç maddeden oluşan sayfa göstereyim size. Bakın 10 saniye arkadaşlar. Solunum yapıp yapmadığı bu rakam çıkıyor. Şurada arkadaşlar temel yaşam desteği ile ilgili önemli notlar, çıkabilecek şeyleri derledim ben size. Bu konuyu ayrıca anlatacağız. Fakat burada en çok çıkanları derledim. İyi misiniz diye sormak bilinç kontrolü amaçlıdır. Soru 1. Sınavda birebir çıktı bu arkadaşlar. Yine bebeklerin bilinci nasıl kontrol ediliyor? Ayak tabanına vurarak. Hastayı, yaralıyı nasıl sert bir zemin üzerine yatırıyoruz? Sırt üstü. Temel yaşam desteğinde. Ondan sonra önemli kısım şu. Baş geri, çene yukarı pozisyonunun verilmesi. Bu pozisyonun vermesinin amacı nedir arkadaşlar? Hava yolu açıklığını sağlamak. Bak, hava yolunu açmak. Anlatabildim mi? Bu soru yine soru. Baş geri, çene yukarı pozisyonunun amacı hava yolu açıklığı. Yine bak, dinle, hisset yöntemiyle 10 saniye kontrol ediliyor arkadaşlar. Nefes alıp almadığı kişinin. Yukarıdaki sorumuz zaten buydu. Cevabı bu. Yine bu konuda şu çıkıyor. Göğüs kemiği 5 santim inecek. Yetişkinlerde, çocuklar, bebeklerde 4 santim inecek. Unutmayın. Yetişkinlerde 5, bebeklerde 4. Sınavda çıkıyor. Göğüs yüksekliği 1/3'ü kadar, yani 5 santime tekabül ediyor. 30 kalp basısı uygulanıyor. Dakikada 100 bası. Bu önemli arkadaşlar. Sınav sorusu. Yine burada çıkabilecek şu 30 kalp masajına 2 sonu solunum, 30'a 2 kural diyoruz biz buna. 5 tur tekrarlandıktan sonra 112'yi arıyoruz. Bakın şu 5 turu da unutmayın. Yine bir de şu çıkıyor. Bebeklerde solunum yoksa ağız dolusu nefes alınır ve ağız bebeğin ağız ve burnunu içine alacak şekilde yerleştirilir. Yine bu da temel yaşam desteğinde karşımıza gelebilecek bir başka soru. Arkadaşlar bu sayfa adeta soru sayfası. Bakın burada 8-10 tane soru var. Hepsini iyice öğrenin. Ekranın fotoğrafını alın. Sonraki soru gelsin. Uygulama basamakları verilen kazazedenin hava yolunu açmak için kullanılan pozisyon. Hava yolunu açmak. Bir el alnına yerleştirilir. Okey. Diğer elin iki parmağı çene kemiğinin üzerine yerleştirilir. Okey. Alnından bastırılıp çeneden kaldırılarak baş geriye doğru itilir. Anahtar kelimemiz şurası. Bakın sorunun cevabını getirecek burası. Şok pozisyonu, yarı oturuş pozisyonu, baş geri çene yukarı pozisyonu, yarı yüzük koyun yan pozisyon. Doğru cevabımız ne? Baş geriye itiliyor. C seçeneği. Baş geri çene yukarı pozisyonu. Başı geri kaldırıp çeneyi yukarı kaldırıyor. Şu görseldeki arkadaşlar doğru cevabımız burada C seçeneği. Pozisyonumuz ismi şu işte. Baş geri, bak baş geride çene yukarıda. Yapılış aşamaları var. Bunu soruyorlar arkadaşlar. Bu sıralamayı soruyorlar bazen. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Bunu unutmayın. Şu şekilde ben size daha net bir şekilde vereyim. Bunu hangi pozisyonda veriyoruz? Hava yolu açmak için arkadaşlar. Hava yolu, solunum yolu açmak için uygulanan bir pozisyon. Onu da bilin. Onu da soruyorlar. Baş geri çene yukarı pozisyonun amacı nedir? Niçin verilir diyor. Hava yolunu açmak için verilir. Bu da sınav sorusuydu. Başka bir soruda çıkmıştı. Bu aşamalar nelerdir? İşte alnına el yerleştiriyor. Bu şekilde yerle alnından bastırıp baş geriye doğru getirilir. Hava yolu açıklığı sağlanmış olur. Pozisyonumuzun fotoğrafı da şu. Bazen de bu fotoğrafı koyup bu pozisyonun ismi nedir diye soruyorlar. Bu konudan 3-4 tane soru soruyorlar. Bunlar arkadaşlar biri nedir? Solunum yolu ile ilgili soru hangi pozisyon amaçla yapılır diyor. Soru 1. İkincisi fotoğrafı koyup ismini sorması. Üçüncüsü de şu sıralamalar bazen soruyorlar. Bunları bilmenizde fayda var. Geçelim sonraki sorumuza. Verilen şekle göre 2 numaralı aracın hangisini yapması doğrudur? 2 numaralı aracımıza bakalım. Bu, evet. Burası ne arkadaşlar? İncelediğimiz zaman burası bir okul geçidi. Şurada öğrenciler geçiyor. Zaten yaya geçidi, okul geçidi işareti var. Burada da bir 30 defası var. Yani okul geçitlerinde hız sınırı 30'dur. Şıklara bakalım hangisini yapması doğrudur. Bisiklet yolunu kullanması doğru mudur? Hayır. Yayaları ikaz ederek bekletmesi doğru mudur? Hayır. Öncelik yayaların bekletmiyoruz. Sol şeride geçip yoluna devam etmesi, bu şekilde bunu yapması doğru mu? Hayır. Zaten arkadaşlar düz çizgi var. Bir de ayrıca biz zaten şunu da biliyoruz. Okul yönlerinde, yaya geçitlerinde araç sollanılmaz. Bu önemli arkadaşlar. Öndeki aracı sollayamazsınız. Bu çizgi düz olmasa dahi. Bakın unutmayın. Sollamanın yasak olduğu yerlerdendir. Sınavda çıkar. Bu bölgede azami yani maksimum 30 km hızla gitmesi. Doğru cevap bu. Evet burada 30 ile gidecek. Şu levhadan anlıyoruz. Zaten okul geçitleri de bu şekildedir. Şimdi buradan şunu hemen getireyim ekranınıza. Okul bölgelerindeki azami hız sınır 30'dur. Burada bu şekilde verirler. Yaya ve şunu da bilmekte fayda var. Yaya ve okul geçitlerinin önlerindeki aracı geçmek, duraklamak, park etmek yasaktır. Arkadaşlar burada öndeki aracı geçmek yasak. Unutmayınız. Bir de yayaya ikaz etmeyeceksiniz. Yol hakkı yayanındır. Unutmayın. Geçelim sonraki sorumuza. Araç sürücülerinin duraklama veya park edilen yerden çıkarken hangileri doğrudur? Bakalım. Işıkla veya kolla çıkış işaret vermeleri. Doğru mu? Doğru. Evet. En azından ışıkla, kolla verecekler işaret. Araçla yani mesela park yerinden çıkıyorsunuz. Yolun kenarına park ettiniz. Sinyalinizle işaret vereceksiniz. Araçlarını ve araçların etrafını kontrol etmeleri zaten rutin kontroller önemli. Bu da doğru. Yoldan geçen araçları ikaz ederek durdurmaları yanlış. Arkadaşlar siz duraktan çıkıyorsunuz. Hak yoldan giden araçların bunu yapmanız yanlış olur. Görüş alanlar dışında yerler, kalan yerler varsa gözlü bulundurmaları. Evet, eğer hiç göremiyorsanız yolu gözlüğü de bulunduracaksınız. Doğru cevabımız da 1, 2, 4. E seçeneği. Unutmayınız. Mutlaka sinyal, gözcü, bir de aracınızın etrafını kontrol ediyorsunuz. Zaten sinyal vermeden yola çıkarsanız kazaya sebebiyet verme ihtimaliniz çok yüksek. Geçelim sonraki sorumuza. Araç ışıklarının kullanılması kuralına göre hangisi doğrudur? Işıklarla ilgili kullanım kuralı. Sadece park ve sis ışıklarını yakarak araç sürülmesi doğru mudur? Hayır. Park ve sis ışıkları sis yani karlı çok sisli durumlarda kullanılıyor zaten. Gündüzleri görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda sadece sis ışıklarının kullanılması. Bu yanlış. Sadece sis ışıklarını kullanmıyoruz. Geçişme sırasında uyarı amacıyla uzağa yakını gösteren ışıkların çok kısa süre içerisinde ikisinin veya sırayla birlikte yakılması. Bu doğru arkadaşlar. Sollamada dolayı diyor. Karşı yönden gelen araç sürücüler uzağa gösteren ışıkların yakılması yanlıştır. Gözünü kamaştırır. Geçelim sonraki sorumuza. Trafik kurallarının ihlal edildiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanı, bir yıl bakın, aştığı birinci defa tespit edilen sürücüler kaç ay süreyle geri alınır belgeleri. Bakın arkadaşlar, anahtar kelimemiz 100 ceza puanı birinci defa kaç ay süreyle. 2, 3, 6, 7. Cevabımız ne? 2. Birinci defada. Şimdi bununla ilgili karşımıza şunlar çıkıyor. Arkadaşlar bu önemli, burayı dikkatle izleyin. 100 ceza puanı bakın bir yıl içerisinde. Birinci defada 2 ay. Bak birinci defada 2 ay. İkinci defada 4 ay. Üçüncü defada süresiz olarak iptal edilir. 2, 4 süresiz o şekilde. Bir de şunu sorarlar genel olarak. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarında asli kusurlu, yani bir ölümlü kazaya karıştıysanız, asli kusurluysanız sürücü belgeniz bir yıl süreyle geri alınır. Bu da ayrıca bir sınav sorusuydu. Bunu da unutmayın, sınavda çıkar. Şunu unutmayın, 2 ay, 4 ay, üçüncüsünde süresiz. Geçelim sonraki sorumuza. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kazazedeye hemlik manevrası uygulanır? Kan şekeri düştüğünde, tam tıkanma yaşandığında, kanaması olduğunda, kalbi durduğunda. Hemlik. Unutmayın arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneği. Tam tıkanma yaşandığında. Yani ad üstün hemlik yabancı bir kelime. Bunun amacı nedir? Yabancı cismi çıkartmak. Zaten televizyonda filan da sık sık karşılaşırsınız. Şimdi bu hemlikle tam tıkanma, bir de kısmi tıkanma, iki şekilde çıkıyor arkadaşlar bu hemlik manevrası sorusu. Şurada bahsedelim. Hemlik tıkanma, yani bir diğer ismi tam tıkanmadır arkadaşlar. Bu tür durumda bakın arkadaşlar, kişi nefes alamaz. Sınav sorusu. Acı çeker, elini boynuna götürür, konuşamaz, rengi morarmıştır. Bu kişiye hemlik manevrası uygulanır. Aşamalarda şudur. Bakın burada elini boynuna götürüyor. Hemen elini yumruk yapıp buraya koyuyor. Sonra da arkadan bastırıyor. 3 aşama. Şu da yine hemlik manevrasının bir diğer görseli. Şurada aşamaları var arkadaşlar. İşte şu mesela, şu yine şu. 3 tane 4 tane aşaması var. Bunlarda soruyorlar. Arkadaşlar bir de hemlik manevrası adı üstünde tam tıkanma. Bir diğer tıkanmamız neydi? Kısmi tıkanma. Burada yazmıyor fakat ben söyleyeyim. Kısmi tıkanma nedir? Kişinin soluk borusuna yabancı cisim kaçmıştır. Az biraz nefes alıyordur. Öksürebiliyordur. Kısık sesle de olsa konuşabiliyordur. Yani tam tıkanmamıştır. Zorla da olsa bir nefes alabiliyordur. Bu tür kişiye ne yapıyorduk biz? Dokunmuyoruz. Kendi öksürmeye teşvik ediyoruz kişiyi. Dokunmuyoruz, öksürmeye teşvik ediyoruz. Kısmi tıkanmada. Tam tıkanmada hiçbir şekilde nefes alamaz. Dolayısıyla hemlik manevrasını uyguluyoruz. Geçelim sonraki sorumuza. Karayollar Trafik Kanunu'na göre M, A1, A2, AB, B1, BE, F ve G sınıfı sürücü belgeleri kaç yıl süreyle geçerlidir? 10, 15, 20, 25. Cevabımız nedir? Tabii ki 10 yıl. Geçelim sonraki sorumuza. Şekildeki trafik işaretlerinin anlamları sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? Birinci işaretimiz neydi arkadaşlar? Taşıt trafiğine kapalı yol. Buraya taşıt giremez. İkinci işaretimiz neydi? Girişi olmayan yol. Bu genelde tek yön yollarda olur. Yani eğer bir yol tek yönse, sizin girmenizi istemiyorlarsa bu ikinci seçenekteki işareti koyarlar. Bu da taşıt trafiğine kapalı yol anlamına geliyor. Doğru cevabımız C seçeneği. Daha önce de dediğim gibi arkadaşlar, trafik işaret levhalarıyla çok fazla bir şey anlatamıyorum. Bunu sizin öğrenmeniz gerekiyor sık sık tekrar ederek. Onun için ben de şu şekil yapıyorum. Trafik işaret levhası çıkan sorulardan sonra en çok çıkan 2-3 tane levhayı anlatıyorum. Ya bu sayede levhaları bir tekrar etmiş oluyoruz aslında. Hemen geçelim bugünkü levhamıza mesela. 6 levhamız var. Sık çıkar. Yol ver levhası. Bu şu şekilde çıkar. Bu levhamız tali yolda bulunur. Tali yoldaki aracın diğer ana yoldaki araca yol vermesi gerektiğini bildirir. Bu dur. Bu karşıdan gelene yol ver. Taşıt trafiğine kapalı yol. Motosiklet hariç motorlu trafiğine kapalı yol. Motosiklet giremez. 6 tane levhamız var. Bunlar da sık çıkar sınavda. Unutmayın. Geçelim biz de sonraki sorularımızı çözelim. Aşağıdakilerden hangisi güç aktarma organına aittir? Şaft, alternatör, marş motoru, amortisör. Değerli arkadaşlar, güç aktarma organlarını biliyorsunuz. Beni uzun zamandır takip eden arkadaşlarınız biliyordur. İlk defa izliyorsanız inceleyelim tek tek. Şaft güç aktarma organı şöyle, amortisör değil. Süspansiyon sisteminin bir parçası. Marş motoru değil. Alternatör yine değil. O da akü elektrik sisteminin bir parçası. Burada güç aktarma organı bir tane var. O da A şıkkındaki şaft. Şimdi arkadaşlar, şaft ne işe yarar? Güç aktarma organları nelerdir? Onlara bir bakalım hızlıca. Şimdi bize güç aktarma organlarıyla bunları sorarlar. Arkadaşlar şunlara iyi bakın. Motor, vites kutusu, şaft, aks, tekerlekle. Bunların her birine iyi bakın. Çünkü bazen bunu kapatır adam, soru işareti koyar. Bu aktarma organının ismi nedir der. Onun için iyi bakmanızda fayda var. Bir de bu konuda bilmeniz gereken şu var arkadaşlar. Zaman zaman diferansiyeli soruyorlar. Diferansiyel şu gördüğünüz parça işte. Bunun amacı nedir? Niye bunu çok soruyorlar? Arkadaşlar bu virajlarda aracın dönüşünü kolaylaştırmak için konulan bir parça. Tekerlekler arası hız dengesi. Arkadaşlar virajlarda dönüşü kolaylaştıran parça kısaca. Bir de debriyaj kavrama sistemi var. Bununla ilgili bazen soru geliyor. Güç aktarma organlarının şeylerin bölümünde olduğu için ondan da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar motorun hareketini isteğe bağlı olarak vites kutusuna aktarır veya keser. Bakın arkadaşlar, motorun hareketini kesen sistem neymiş? Debriyaj kavrama sistemi, yani debriyaj sistemiymiş. Bunu da sınavlarda soruyorlar, unutmayın. Gelsin sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi 4 zamanlı bir motorun çalışma zamanlarından biri değildir? İş zamanı, marş zamanı, emme zamanı, sıkıştırma zamanı. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere 2 zamanlı ve 4 zamanlı olarak ikiye ayrılıyor motorlar. Bizim sıklıkla kullandığımız motorlar 4 zamanlı motorlardır günümüz teknolojisinde. Peki bunların zamanları nelerdi? Unutmayalım arkadaşlar. İş zamanı var mı bu zamanlar içerisinde? Evet. Marş zamanı var mı? Hayır arkadaşlar. Bu çarpı. Emme zamanı var. Sıkıştırma zamanı var. Şimdi doğru cevabımız B seçeneği. Arkadaşlar marş zamanı diye bir zaman yok. Peki bu zamanlar neler? Bunları şurada hemen ben tablolaştırdım. Çünkü sınavda geliyor arkadaşlar. Bazen sıralaması dahi geliyor. Unutmayın. 4 zamanlı 2 zamanlı olarak ikiye ayrılıyor motorlar. Sıralama bu şekilde. Emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz. Egzoz son zaten. Bak sıralı bir şekilde arkadaşlar bunlar. Egzoz zamanı egzoz gazların çıktığı zamandır arkadaşlar. Bunlar detaylıca daha önceki videomda anlattım, daha önceki gün. Onun için egzoz zamanında ne oluyor? Sıkıştırma zamanında ne oluyor? Tek tek anlatmayayım şimdi. Eğer merak ediyorsanız eski videolar izlerseniz orada detaylıca anlattık bunu. İki zamanlı motorlarda da arkadaşlar birinci zaman, ikinci zaman olarak emme, sıkıştırma, ateşleme, egzoz zamanı şeklinde. Günümüz teknolojisinde bilmemiz gereken şu 4 zamanlı motorlardır. Bu zamanları bilin, sıralamasını da bilin. Gelsin sonraki sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi araca binmeden önce yapılması gereken kontrollerdendir? Ayna ayarları, yakıt seviyesi, lastik, araç lastikleri, kontuk ayarları. Değerli arkadaşlar, aracın günlük, aylık, yıllık bakımları ve kontrolleri var. Bildiğiniz üzere araçlarımızda araca binmeden önce dikkat etmeniz gereken şu binmeden. Arkadaşlar her gün, her araca binmeden önce, günde demeyeyim daha doğrusu, her araca binmeden önce lastikleri kontrol etmelisiniz. Aracın etrafında şöyle hızlıca bir tur atarsak zaten 3-4 saniyemizi alıyor. Lastikleri kontrol etmiş oluruz. Onun için araç lastikleri her araca bindiğimizde kontrol edilmesi gereken önemli hususlardan biridir. Yani ayna ayarları bindikten sonra yapılıyor arkadaşlar. Bakın binmeden karıştırmayın. Ayna ayarları, yakıt seviyesi, yine koltuk ayarları bindikten sonra, aracın içerisine bindikten sonra bunları ayarlarsınız. Ama lastikleri binmeden önce ayarlamanız gereken ya da bakmanız gereken kısımdır. Unutmayın. Sonraki sorumuza geçelim. Ailesiyle birlikte yolculuk yapan bir sürücü aracının hız limitlerini aşarak sürdüğünde ailesinin hayatını tehlikeye atmış olacaktır. Bu sürücü hız ihlalinden kaynaklanan olası bir kazada sevdiklerinin canını riske atmakla trafikte aşağıdaki değerlerden hangisini yerine getirmemiş olur? Yani ailesini tehlikeye atması hangi değeri yerine getirmemiş olur? A. Hırçınlık, B. Bencillik, C. Sorumluluk, D. Hoşnutsuzluk. Arkadaşlar ailesini insanlar tehlikeye atması sorumluluk duygusuna sahip olmadığını, sorumluluk duygusunu yerine getirmediğini işaret eder. Bu sorumuzun cevabı C seçeneği. Sonraki soruya geçelim.